Merhaba değerli üreticiler. Bugün sizlere basit ama önemli olduğunu düşündüğüm bir konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bugünkü konumuz ağaçlardaki dip filizleri. Birçok bahçe emekçisinin bildiği gibi dip ağaçlarımızda çıktığı zaman hızla bunları kesip ağaçlardan uzaklaştırmamız gerekmektedir. Bunun sebebi ağaca vermek istediğimiz su, gübreye dip ortak olur. Neden sürekli dip çıkar? Biraz da bundan bahsedeyim sizlere. Bildiğiniz üzere ticari bahçelerde aşılı fidan kullanırız. Aşının alt tarafında kalan kısma anaç diyorduk. Bu anaçların özelliği zaten hızlı gelişme kabiliyetini göstermiş olması. Yani anaçlar zaten hızla gelişmek isteyeceği için çok fazla, özellikle ilk iki yıl çok fazla diffilizi verme kabiliyeti gerçekleştirecek. Bu ağacımız da nonperiyel ağacıydı. Biz bunu feraknes aşılamışız. Üzerindeki yeşil aksamı azalttığımız için ve kök hala büyük olduğu için çok sık dip filizi vermekte bu ağaç. Evet gördüğünüz üzere burada bir tane dip filizimiz var. Ve biz bunu kesip ağaçtan uzaklaştıracağız. Bunu uzaklaştırmazsak ne olur? Bu dip filizleri o kadar büyür ki artık sizin ana çeşidiniz bu dip filizlerinin gelişiminin altında kalır. Ve gitgide zayıflar zayıflar işin sonunda artık dip filizi örneğin bu garnem anacı... An, anacı Garnem ağacı büyür, bu bir garnem ağacı haline gelir. İçerisindeki badem ya ölür ya da ölme noktasına kadar gelir. Bu yüzden dip filizlerini hızla uzaklaştırmak bahçeciliğin sürdürülebilmesi açısından çok değerlidir. Genelde budamada kullandığınız e, makasları kullanmayın değerli üreticiler. Çünkü budamada kullandığınız makaslar e, sürekli bakımlı olmak zorundadır. Dip de anacın altından veya kökün hemen başlangıcından yani kök ağzından çıkma kabiliyeti yüksek olduğu için bu makas toprağa değecektir. Yani toprağa sürekli değdikçe keskinliği azalacaktır, kalitesi düşecektir. Sonrasında tekrar ağaçları budamak çok faydalı olmaz. Ağaçlarda bizim gevme dediğimiz olay gerçekleşir. Evet şöyle yaklaşalım anacımıza. Ve şöyle ben size kabaca göstereyim. Şurada bir anacımız var. Hemen kök ağzından bu çıkmış ve hızla büyümüş durumda. Bunu buralardan vurmuyoruz değerli üreticiler. Şöyle yaklaştırır mısın? Buralardan vurduğumuzda, buralardan vurduğumuzda buralara çok ciddi bir oksin hormonu gönderecektir ağaç ve oksin hormonu bildiğiniz üzere Büyümeyi tetikleyen bir hormonu olduğu için bu kestiğiniz yerden daha güçlü gelişecektir bu anaç ee, ve sonraki yıllarda işiniz zor olacaktır. Şu gövde de kalınlaşacağı için artık daha zor keseceksiniz ve ağacınıza verdiğiniz gübre, su vesaire e, bu anaçları beslemiş olacak. Hemen ağaçla birleştiği yerden şöyle belirliyoruz yerini ve Yapabildiğimiz kadar derinden vurmaya çalışıyoruz ve bunu mu, mümkünse değerli üreticiler arazinizden uzaklaştırın. Burada kestiğimiz yere çok kalınlaşmış ise e, yani dip filizi çok kalınlaşmış ise e, su tut sürebilirsiniz. Fakat böyle küçük e, kesiklerde su gerek yoktur. Şimdi ağacımızın dip filizini aldık. Fakat ağacımızda bir hastalık, bir zararlı varsa, daha doğrusu bir hastalık varsa bu makasa bulaştı. Ağaçtan ağaca geçerken şöyle bir solüsyon kullanıyoruz. Bu %50 su, %50 bildiğimiz çamaşır suyundan oluşan bir dezenfektan. Ağaçtan ağaca geçerken makasımızın bitkiye değen kısmına sıkıyoruz. Bunu ki hastalık ağaçtan ağaca geçmesin diye. Bir de önemli bir nokta var değerli üreticiler. Bu dif çıktığı zaman arazinizi eğer ot ilacı yapıyorsanız, bir ot ilacı uygulamanız varsa kesinlikle dif filizine gelmemesi gerekiyor. Çünkü i, ot ilacının buraya gelmesiyle dif filizine gelmesi arasında ağacınıza zarar açısından hiçbir fark yok. O da direkt i, ağacın gövdesine bağlı. Hatta köke daha yakın olduğu için daha fazla bile zarar verebilir ağaçlara. Çiftçiler arasında yaygın bir görüş var. Dip filizine gelse dahi otilacı ağaç ölmüyor diye. Ağacın ölmüyor olması ağaca zarar vermiyor anlamına gelmiyor. Mutlaka otilacı kullanırken dip filizlerini önceden almanız gerekiyor. Bugünlük sizlere söyleyeceğim konu bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bana soru sormak isterseniz mail adresimle veya yorumlardan sorularınızı iletebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Herkese bol, hayırlı ve kazançlı sezonlar diliyorum.